500 milyon yıl öteye mesaj bırakmak ya da büyük bir arşivi minicik bir tüple geleceğe taşımak artık mümkün. Sentetik DNA ile mümkün. Bu hedefle Ankara Üniversitesi'nin Wikipedia sayfası da DNA dizinine dönüştürüldü. Ve bu sayfadaki tüm bilgiler küçücük bir tübe sığdırıldı. Böylece fakülteye özür diliyorum ilişkin bilgiler yüzyıllar sonra dahi kaybolmadan korunacak. Denize mektuplar atılırdı. Sonra o mektuplar işte gemiler tarafından bulunurdu, okunurdu. Bu teknolojiyi kullanarak 500 milyon yıl sonrasına, daha da ilerisine hatta mesaj bırakabiliriz. Yanlış duymadınız. 500 milyon yıl sonraya bir mesaj bırakabilir, arşiv dolusu bilgiyi geleceğe aktarabilirsiniz. Hepsi şu tüpün içerisine sığdırılabilir. İlk duyduğunuzda kulağa ütopik gelse de bu mümkün. Bir şarkıyı ya da binlerce kitabın bulunduğu bir kütüphaneyi küçük bir tüpün içine sığdırıp milyonlarca yıl saklayabilirsiniz. Peki nasıl? İstediğimiz her türlü veriyi DNA dizisine dönüştürebildiğimizi aslında keşfettik. Bu dönüştürme işlemi bilgisayar ortamında yapılıyor. Sonrasındaki sentez aşaması için bir laboratuvar ortamı elbette ki gerekli. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin 180 yıllık bir geçmişi var ve Wikipedia sayfasında tüm ayrıntılar yer alıyor. İşte o internet sitesindeki tüm veriler bir DNA dizisine dönüştürüldü ve bir tüpün içerisine toz halinde girdi. Tam 500 milyon yıl saklanacak. Aradan geçen yıllardan sonra bu tüpler açıldığında, uygun okuyucular aracılığında bunlar kağıda döküldüğünde, okunduğunda bu bilgilerin hepsinin güncel halde ulaşılması mümkün olacaktır. Ankara Üniversitesi için ilk, Türkiye için ilk. Hatta bütün dünya üzerinde bile daha önce hani bu şekilde bir fakültenin tarihi bilgisi DNA dizisi olarak sentezletilmemişti. Peki toz hale gelen bilgiler yeniden nasıl çözümlenecek? Bu tüpler içerisine bir miktar su ekleyecekler. İçindeki DNA molekülü o su içerisinde çözünecek. Su olmazsa zaten hayat olmaz. DNA da gene hayatın kökeni. Bunun PCR yapılacak. PCR yapıldıktan sonra da dizileme teknolojileriyle dizlenecek ve kodlanan bilgi gene DNA dizisi formatında geri alınıp çeviri tablosuna konulup Türkçeleştirilecek. Bu yolla geleceğe pek çok şey yollanabilir. Sizler mesela torunlarınızın torunlarının torunlarına sentetik DNA teknolojisini kullanarak mesaj bırakabilirsiniz. Hatta daha öteye, gezegenin dışına çıkmak mümkün. Biz uzaya insanlık tarihiyle ilgili bütün bilgiyi gene sentetik DNA formatına dönüştürüp gönderebiliriz. Bizden sonra yaşayacak olan insanlık olabilir ya da bizden sonraki canlılar olabilir. Onların hepsi gene sentetik buradaki bilgiyi kullanarak bizim neler yaşadığımızı öğrenebilirler.